demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yaşamaya devam edeceğini söyleyerek değerli konuklara ödüllerini hepimiz adına takdim ediyorum. Bu arada ben de Alev Coşkun'a yanında bulunmaktan bile onur duyuyorum. Gerçekten konuklarımızın yanında bulunmak bile onur verecek. Özellikle ben Ankara Cumhuriyet Gazetesi okurları olarak gerçekten mutluluk duyuyorum Alev Bey. Saygıdeğer konuklar, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uygun görürlerse düşüncelerini bizlerle paylaşsınlar istiyoruz. Uygun görürseniz. Özlem Hanım'dan da rica eder miyiz acaba? Teşekkür ederim. Beyefendi. Efendim, önümüzü biraz açabilir miyiz? Pardon. Cumhuriyet'in ilk 10 yılında, yani Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk 10 yılında doğmuş bir çocuk olarak olmaktan her zaman büyük gurur duydum. Ve bu gurur şimdi burada sizlerle beraber olmaktan ve benim o çok 90 sene evvel, neredeyse bir asır evvel doğduğum günler gibi buradaki gençlerin, her yaştaki gençlerin Atatürk'ün sevgisi ve Cumhuriyet'le ilk heyecanı içinde olduğumuzu görmekten, sizlerle beraber olmaktan çok onur duydum. Çok teşekkür ederim sizlere. Değerli misafirler, öncelikle bu salonda bulunan saygıdeğer hanımefendileri özellikle kutlamak istiyorum ve onları Atatürk'ün kızları olarak selamlamak istiyorum. Değerli dostlarım, takdir edersiniz ki bu çok değerli onur ödülünü alan arkadaşlarım arasında saçları beyazlaşmış birisiyim. Bu bakımdan daha önceki görevlerim nedeniyle onlarca, yüzlerce ödül aldım. Ama sizi temin edebilirim ki şu anda bir genç bir çocuk gibi, 18 yaşında bir çocuk gibi ayaklarımın titrediğini hissediyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu onur ödülü benim için çok önemlidir. Çocuklarıma, torunlarıma vereceğim en değerli hediyedir. Sayın dostlarım, şimdi bu Atatürkçü Düşünce Derneği son derece önemli bir kuruluş. Bu kuruluşun onursal genel başkanlığını yapmış Hıfzı Veldet Belidedeoğlu profesör. Genel başkanlığını yapmış Muammer Aksoy. Onun içinde çalışmış Ahmet Taner Kışlalı. Uğur Mumcu. Yine saçlarıma gönderme yapıyorum. Bunların hepsiyle beraber oldum, beraber çalıştım. Hıfzı Veldet Belidedeoğlu İstanbul Hukuk Fakültesi'nde benim
hocamdı. 4 yıl ondan feyiz aldım. Daha sonra 60 öncesi gençlik hareketleri nedeniyle 1961 anayasasını hazırlayan kurucu meclisin seçimle gelmiş en genç üyesi olarak o anayasayı hazırlarken aynı zamanda divan katibi seçildiğim için Anayasa Komisyonu sözcüsü Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, Anayasa Komisyonu sözcüsü Muammer Aksoy, Anayasa Komisyonu sözcüsü Mümtaz Soysal, Doğan Avcıoğlu, bunlarla beraber müşterek çatı altında çalışma olanaklarına sahip oldum. Bu benim için çok büyük bir ödüldür. Şimdi aynı zamanda bunlar hepsi, bu saydıklarım hepsi Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarıdır. Atatürk için, devrimler için kendilerini feda eden bu insanların Cumhuriyet'le bitişikti. Onun için ben bu ödülü aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi için alıyorum. Şimdi saygıdeğer dostlarım, tabii sizi temin ederim ki konuşmam uzun olmayacak. Ama birkaç şey söylemeden geçersem kendimi inkar etmiş olurum. 4 Mustafa Kemal vardır. 1. Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra vatanı için Trablusgarp'tan, Çanakkale'den, Diyarbakır'da, Muş'ta, Bitlis'te, en son Filistin'de mücadele eden, vatanı için cephelerde savaşan asker Mustafa Kemal. 2. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı dakikadan itibaren Kuvayi Milliye'yi örgütleyen, Kuvayi Milliye'nin önderi Mustafa Kemal. Vatanı işgal eden emperyalist güçlere karşı Kuvayi Milliye'yi yürüten, yapan, en zor zamanlarda bile en güçlü orduyu kuran, düzenli orduyu kuran ve 3,5 yıl zaman içinde zafere ulaşan emperyalistleri kenen Mustafa Kemal. Değerli dostlarım, 3. Mustafa Kemal Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal'dir. Ona halife ol dediler. Kabul etmedi. Padişahlığı teklif ettiler. Elinin tersiyle itti. En yakın arkadaşları Cumhuriyet yönetimine karşıydılar. Ama o cumhuriyetçiydi. Bu olay tüm Orta Doğu'da, tüm İslam dünyasında bir ilktir. Sadece Cumhuriyeti ilan etseydi çok büyüktü, büyük devrimciydi. Cumhuriyetin devrimcisiydi. Ama Cumhuriyet ilan edilince bütün dünyada bir telaş, bir tereddüt oldu. Nasıl bir cumhuriyet bu? Acaba İran'daki gibi İslam Cumhuriyeti mi? Yoksa otoriter bir cumhuriyet mi? Nedir bu? Bunu 4. Mustafa Kemal çözdü. Çünkü 4. Mustafa Kemal aydınlanma devrimcisidir. Türk toplumunun çağdaşlaşması, muasır medeniyetlere ulaşmasının mücadelesini yapıyordu. Avrupa'nın 400 yılda ulaştığı o büyük çağdaş toplum düzenini o 15 yılda başarıyla getirdi. Şimdi buraya kadar söylediklerim tamam. Değerli dostlarım, her devrim karşı devrimini yaratıyor. Bu sosyolojik bir kuraldır. Türkiye'de de öyle oldu. Devrim doğal olarak karşı devrimini yarattı. Karşı devrim özellikle çok partili dizgeye girdiğimizden sonra aldı başını gitti. Bu sistemden yararlandı. Atatürk devrimlerine karşı atak yapıyor. Her gün onu tırmalıyor, törpülüyor, uğraşıyor. Zayıflatmak için çalışıyor. Sevgili Uğur Mumcu, bu gidişe
nasıl tarif etmişti, nasıl tanımlamıştı? İmam Hatip liselerini bitirenler illerde kaymakam, savcı, yargıç, emniyet müdürü, vali, subay, general olmak istiyorlar. Bu devleti ele geçirme projesidir. Yine Uğur Mumcu ne diyordu? Tarikat, siyaset, ticaret. Sanki bugünleri anlatıyor. İşte bunlar için Uğur Mumcu, mecburum bu gece bunu söylemeye. Ne diyor? Cumhuriyetin temellerini elsiz ayaksız yeşil yılanlar kemiriyor. Uyan Gazi Kemal, uyan. Mirava İsmet'le uyan. Karabekirlerle, Efeler, Zeybekler, Seymenler, işçiler, emekçiler, köylüler, aydınlarla beraber uyan. Sevgili dostlarım, ama umutsuz olamayız. Umutsuz olamayız. ADD var. Yeni gelen gençlik var. Atatürk'ü daha iyi anlamış bir genç kuşak var. Değerli dostlarım, devrimler bir kere çıktı mı onu geri döndüremezsiniz. Barajın kapağını açıp akan suyu geriye çeviremezsiniz. Akan suyu geriye döndüremezsiniz. Atatürk devrimleri yaşayacaktır. Karşı devrimler başaramayacaktır. Artık bin bir badireden geçmiş bir ADD'miz var. Bugün Atatürk'ü özümsemiz bir gençlik var. Değerli dostlarım, Kuvayi Milliyeciler ölmez, Atatürkçüler tükenmez. Saygılarımı sunarım. Çok çok özel, çok özel bir akşam. Ömrüm boyunca imza olacak bir akşam. Efendim, bu ödülü Atatürkçü olma reflekslerimi geliştirmeme yardımcı olan tüm bileşenlerimle birlikte aldığıma inanıyorum. Ve her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ne demek bu diyeceksiniz, değil mi? Atatürkçü olma reflekslerimi geliştirmeme yardımcı olan bileşenlerim. Kimdir bunlar? Bu şu demek efendim. Eğer Ulu Önder Atatürk'ün biz genç cumhuriyet yolcularına hitaben yazdığı nutkunda işaret ettiği tüm tehlikelerin ve çıkmazların 100 yıl sonra bir bir gerçekleşmesine sebep olan aydınlanma düşmanları olmasaydı hiçbirimiz daldığımız rehavet uykusundan uyanmayacaktık. Ve bu rehaveti üzerimizden atmak için silkinmek, başta Bursa Nutku olmak üzere onun tüm uyarıcı nitelikteki sözlerini bulup okumak, anlamak ve anlatmak için çaba sarf etmeyecektik. Vatan, vatandaşlık, vatan toprağı, millet, ulus, ülke, ülkü gibi kutsal kavramların bilerek ve isteyerek sıradanlaştırıldığı, hatta küçümsendiği bir dönemin mankurtlaştırılmış çocukları olarak onurlu yaşamanın anlamını yitirmek üzere olduğumuzu görüp belki de harekete geçmeyecektik. Ve bu devrim karşıtları bağımsızlığımızın, geleceğimizin, özgür yaşama hakkımızın garantisi olan cumhuriyetimizin temel taşlarını sarsmaya yeltenmeseydi eğer, bugün hala Mustafa Kemal Atatürk'ü 1881'de Selanik'te doğurup, 1938'de Dolmabahçe'de öldürüp, onu kalplerimize gömerek sadece milli günlerde anmaktan öteye gidemeyecektik. 15 yıl gibi kısacık bir zamana sığdırdığı hukuksal, ekonomik, sosyal, kültürel atılımlar sayesinde tek bir ülkeyi değil, tüm mazlum milletleri diriltecek ve ayağa kaldıracak kadar kuvvetli devrimlere attığı imzanın değerini anlamayacak, örnek aldığımız ve gıpta ettiğimiz Batı dünyasının reformlarla, Rönesans'la, ayaklanmalar ve devrimlerle geldiği çağdaşlık mertebesine Sayın Alev Coşkun 400 diyor, ben 100 daha koyuyorum. 500 yılda ancak kavuşabilmesini marifet zannedecektik.
inançların laiklik ilkesiyle koruma altına alındığını, vatan toprağının binlerce vatan sevdalısının temiz kanıyla sulandığını, yurtta barışın dünyada da barışı tesis etmekle mümkün kılındığını, doğaya, kadına, çocuğa, emekçiye, ezilen ve hunharca yok edilen tüm değerlere karşı bütün dünyaya örnek olacak titizlikte adımlar atıldığını bildiğimizi zannedecek, ancak harekete geçecek kadar iyi bilmeyecektik. Bir kadın olarak ben, 2000 yılında İsveç'in Stockholm kentinde Eurovision şarkı yarışmasında milyonlarca sanatseverin karşısında ülkesini özgürce, gururla temsil eden bir şarkıcı olmanın bedelinin adıma 100 yıl önce ödendiğini, sahnelerde gür sesimle şarkılar söyleyeyim, hikayeler anlatayım, binlerce izleyiciyi geçmişimizle tanıştırayım diye nice özgürlük savaşçısının yolumdaki yobazlık, zorbalık, cahillik ve sefillik taşlarını bir bir temizlediğini bilmeyecektim. Bu uğurda verilen büyük savaşların kahramanlarına dualar etmeyecektim. Bugün burada kültür ve sanat dalında yılın Atatürkçüsü ödülünü elinde tutan bir kadın sanatçı olmanın değerini ve şerefini idrak etmek için Atatürk'ün "Ben hilafeti Afife Jale sayesinde kaldırdım" sözlerinin arkasında yatan büyük çabayı ve nice Afife Jale'nin bu uğurda verdiği savaşı bilmek sayesindedir ki bugün artık hiçbir kuvvet bizi çağdaşlığı, medeniyeti, aydınlığı, ilericiliği, ışığı, sanatı, zarafeti, inceliği, sevgiyi ve saygıyı damarlarımızdaki asil kanımıza zerk eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan bir adım geriye çeviremez. İşte bu akşam ilk teşekkürüm bizi bu yoldan çevirmeye tevessül eden ve bu sayede uyanmamıza vesile olan Atatürk düşmanı unsurlaraydı. İkinci teşekkürüm ise Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Muammer Aksoy'la birlikte varlığını Cumhuriyet değerlerine, Atatürk aydınlanmasına, barışa ve ilericiliğe adamış Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Ablemitoğlu, Bahriye Uçok, Gaffer Okkan, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Recep Yazıcıoğlu, Türkan Saylan gibi öncüleredir. Hepsinedir. Onlardan teslim aldığımız bayrak aynı inanç ve kararlılıkla asla yere düşürülmeden gelecek nesillere emanet edilecektir. Bir teşekkür de çıktığım aydınlanma yolunda bana inanan aileme, dostlarıma, çalışma arkadaşlarıma, vakıf gönüllüsü omuzdaşlarıma, gittiğimiz her vatan toprağında gösterilerimizde bizi aşkla ve yürekten kucaklayan izleyicilerimize ve bu çabalarımızı takdir edecek idrake sahip Atatürkçü Düşünce Derneği yönetici ve üyelerinedir. Son ve en büyük teşekkürümse bağrından 100 yıl sonra dahi ilkeleri dünyayı hizaya getiren akıl, bilim, azim, kararlılık, strateji, sanat, zarafet, hoşgörü ve sevgi adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gibi bir yüce değeri çıkarıp yetiştiren Türk milletinedir. En derin sevgi ve saygımla teşekkürlerimin kabulünü arz ederim. Çok değerli Cumhurbaşkanım, çok değerli Sayın Bayan Özden Toker, çok değerli konuklar, çok değerli arkadaşlar. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bana dış politika alanında yılın Atatürkçüsü ödülünü vermesi aslında benden çok sizlerin hak ettiği bir ödüldür. Çünkü Atatürk'ün politikalarına, dış politikasına, başka alanlardaki yüksek başarılarına sizler sahip çıkıyorsunuz. En zor koşullarda bunlara sahip çıkan sizlersiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı'ndan en yeni üyesine kadar bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Onun için kendilerinden rica ediyorum bu ödülü onlar namına aldığıma müsaade etsinler. Değerli arkadaşlar, Atatürk hakkında çok şey söyleniyor. Fakat bazı şeyleri her zaman duymuyoruz. O vesileyle bir iki unsuru hatırlatayım dedim. Atatürk
başka hiç kimsenin yapamadığı neyi yapmıştır? İsmet Paşa diyor ki, eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Niçin eşsizdir? Atatürk'ün özelliği nedir? Atatürk her defasında sayıca ve silah ve teçhizat açısından çok daha zayıf olduğu, karşı tarafın daha güçlü olduğu savaşları kazanmıştır. Bu gerçekten dünyada örneği pek az görünen bir şeydir. İkincisi, Atatürk aslında öyle şeyler yapmıştır ki bunun başka örneği yok. Mesela Mudanya mütarekesinde, mütarekesinin imzalanmasına giden yolda İngiltere Başbakanı Lloyd George, Türklere karşı, Türklerin Trakya'ya geçmesini engellemek için yeni bir savaş ilan etmeye hazırlanırken Atatürk Türk askerlerini İngiliz askerlerine 20 metreye yanına kadar sokmuş ve orada onları geri atmak zorunda bırakmıştır. Sonuç ne olmuştur? Hiç kimsenin yapamadığını yapmıştır. Emperyalizmin o dönemdeki temsilcisi, İngiltere'nin başbakanı ve Liberal Parti başkanı Lloyd George'un istifa etmesini sağlamıştır. Lloyd George demiş ki, şöyle söylüyor Lloyd George, diyor ki, Tanrı dünyada dahileri nadiren yetiştirir. Bizim kötü talihimiz böyle bir dahiyi Türkiye'de yetiştirdi ve karşımıza çıkarttı. Onunla mücadele etmemize imkan yoktu, diyor ve istifa ediyor. Bu çok büyük bir olaydır. Burada kalmıyor. Bir daha siyasete giremiyor. Bir daha bir görev üstlenemiyor. Partisi bir daha iktidar olamıyor. Ayrıca Lloyd George'un yerine gelen Bonnard Law, The Times gazetesine bir mektup yazıyor. Diyor ki, artık İngiltere olarak dünyanın jandarması rolünü oynayamayız. Dünyanın bütün meselelerine biz çözüm bulamayız. Onun için ancak müttefiklerimizle beraber çalışırsak bir şey yapabiliriz. Biz İngiltere olarak sadece İngiltere'nin menfaatlerini koruyabiliriz. Yani bu efendim üzerinde güneş batmayan imparatorluğun, öyle söylenen imparatorluğun sonu demektir. Başka ne yapmış Atatürk? Atatürk şunu yapmış, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda hiçbir ülkenin yapamadığını yapmış. Her ülke, Osmanlı İmparatorluğu dahil, savaşın galiplerinin dayattığı anlaşmaları imzalarken Atatürk İstanbul hükümetinin imzaladığı, kabul ettiği anlaşmayı yırtıp çöp sepetine atmıştır. Ve onun yerine ilk defa savaşı, büyük savaşı kaybeden bir ülke olarak galiplerle eşit halklara, eşit koşullara sahip bir anlaşma imzalamıştır. Buna da yetinmemiştir. Gene başka hiç kimsenin yapamadığını yapmıştır. Bu anlaşmanın bazı noktalarının eksikliklerini biliyordu ve bunu gidermek için Montreux Sözleşmesi imzalamıştır. Lozan'ı imzalayan bütün devletleri teker teker ikna ederek. Bunun da örneği yoktur. Peki Montreux'u imzalamakla artık iş bitti mi? Afet İnan diyor ki Atatürk'e, artık yapacağımız her şeyi yaptık, rahat edebiliriz. Hayır, Afet diyor, edemeyiz. Daha Hatay meselesi var. Hayatının sonuna kadar Hatay'ın ana vatana kavuşturulmasını sağlamıştır. Bunun için çaba göstermiştir. Değerli arkadaşlar, bunların örneklerini başka yerde bulamazsınız. Bir örnek daha söyleyeyim. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne giriyor. Nasıl giriyor acaba? Diyorlar ki, işte Milletler Cemiyeti'ne girmek istiyorsanız müracaat edeceksiniz. Şu şu koşullarını yerine getireceksiniz. Bu örgütün ve o zaman sizi üye yapacak. Hayır diyor. Siz bizi davet edeceksiniz. Bunu yapamayız diyorlar. Böyle bir usulümüz yok. Böyle bir kuralımız yok. Hiç kimseye davet etmedik. O zaman biz de girmiyoruz. Sonuç, Milletler Cemiyeti oy birliğiyle Türkiye'yi üyeliğe davet ediyor ve 49 üyenin tamamı Türkiye'nin üyeliğine oy veriyor. Bunlar hiç yapılmamış işler. Değerli arkadaşlarım, Atatürk bir şey daha yapmıştır. O yaptığını da hiç unutmayalım. Atatürk Türkiye'ye demokrasi getirmiştir. Diyor ki, bizim kurduğumuz cumhuriyet demokrat cumhuriyettir. Türk milleti dünya milletleri arasında doğuştan demokrasiye inanan tek millettir diyor. Ve bütün hayatı boyunca demokrasi için çalışmıştır. Kadınlara seçme seçilme hakkı veriyor. 1932. Kaç ülkede var bu hak kadınlarda? İki elin parmaklarını aşmayacak kadar. Peki orada da tam veriyorlar mı bu hak? Vermiyorlar. Mesela Kanada, Avustralya gibi ülkeler o ülkedeki yerlilere o hakkı tanımıyorlar. Biz bütün Türk kadınlarını tanıyoruz. Peki Avrupa'nın demokrasi öncüsü geçinen Fransa ne zaman bu hakkı tanıyor? Türkiye'den 11 sene sonra. İsviçre ne zaman tanıyor? 1975.
değerli arkadaşlar, Atatürk'ün bu yaptıklarını bileceksiniz, idrak edeceksiniz, fakat Atatürk dönemini küçümsemeye çalışacaksınız. Atatürk döneminle ilgili hiç yakışık almayan sözler söyleyeceksiniz. İşte buna biz hiçbir Atatürkçü, hiçbirimiz bunu sineye çekemeyiz. Bunu kabul edemeyiz. Atatürk dönemi bizim özenle korumamız, savunmamız ve bütün dünyaya da övünçle anlatmamız gereken bir dönemdir. Değerli arkadaşlarım, bütün bunları bu vesileyle dile getiriyoruz. Ama üzülerek söyleyelim ki gerçekleri de görmezlikten gelmeyelim. Bugün dünyada ve Türkiye'de Atatürk dönemini küçümsemeye, kötülemeye, aşağılamaya çalışanlar var. Atatürk dönemi için hiç bizim burada telaffuz dahi edemeyeceğimiz sözleri söyleyenler var. Atatürk'ün bütün yaptığı devrimlerin yanlış olduğunu yazan yabancı yazarlar var. İşte bizim yapmamız gereken yalnız içeride değil, dışarıda da Atatürk'ün eserlerine karşı çıkanları, küçümsemeye çalışanları cevapsız bırakmamaktır. İşte bu da bizim görevimiz. Değerli arkadaşlarım, ben hariciyedeyken, görevliyken bizim bir sözümüz vardı. Çok sık hükümet değişiyordu. Ben müsteşarken 6 hükümetle görevliydim. Bir sözümüz vardı. Derdik ki Türk diplomatları talimatlarını Atatürk'ten alırlar. Umarım ki bugün de öyledir. Biz yalnız diplomatlar değil, bu devlete hizmet eden bütün görevliler, bütün askerler, bütün sivil toplum örgütü mensupları ve toplum hayatında görev yapanlar hepsi talimatlarını Atatürk'ten alacaklardır ve almaktadırlar. Hepinizi bu vesileyle saygılarımla selamlıyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne tekrar şükranlarımı sunuyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışmalarına, etkinliklerine, yurt dışındaki faaliyetlerine hiç katılmayan, görmezden gelen bazı devlet görevlilerimiz varsa tek tük, onları da huzurunuzda açıkça kınıyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği yalnız bırakılacak bir örgüt değildir. Hepimiz bu örgüte sahip çıkmaktayız. Lütfen saygılar. Aslında herhalde en şanslı olan kişi ben oldum ödül alanlar içinde. En sona ben kaldım. Önüm açık, istediğim kadar konuşabilirim. yok, o kadar uzun konuşmayacağım. Değerli ödül alan değerli isimleri de fazla bekletmeyeceğim, sizleri de öyle. Öncelikle bugün burada sizlerle birlikte olmak, hele Sayın Ahmet Necdet Sezer'le, Sayın Özden Toker'le birlikte olmak. Düşünsenize, İsmet İnönü bu salonda. İsmet İnönü'nün ruhu bu salonda. Ve bunları söyleyeceğiz. Son tarafsız Cumhurbaşkanı bu salonda. Şimdi yıl 2023, Cumhuriyet'in 100. yılı. Acayip şanslı insanlarız. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Ödül alanlar olarak şanslıyız diyorum Alev abi. Alev abi şaşırdı, niye şanslıyız diye. Şunun için şanslıyız. Düşünsenize 100. yılda Atatürk adına konulan bir ödüle layık görüldük. Ya ben kendi adıma bu ödüle beni layık gören bütün Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcilerine ve tabii bu ödüle aslında bizi layık gören Türk halkı, Türk milleti ki Atatürkçü Düşünce Derneği milletin o sesini dinleyerek bu ödülleri verdi, onu çok iyi biliyorum. Onun için önce Türk milletine sonra Atatürkçü Düşünce Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında yılın Atatürkçüsü olmak hakikaten iki kızım burada, eşim burada. İdilmaya Meydan ve İlay Melek Meydan'ın iki küçük kızımın asla unutamayacakları bir miras olacak. Ve onlar o mirası taşıyacaklar. İkinci yüzyıla Cumhuriyet'imizi götürürken o mirası taşıyacak olan gençlerden olacaklar. Ya müthiş şanslıyız. Hakikaten çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha. Bir de heyecanımın başka bir kaynağı daha var. Türkiye Cumhuriyeti müthiş bir virajda. Yani önümüzdeki seçimler 100 yıllık Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyabilecek miyiz, taşıyamayacak mıyız sorusuna cevap verilecek seçimlerdir. Burada biz herhangi bir partiyi tercih etmeyeceğiz. Atatürk'ün kurduğu tam bağımsız, laik cumhuriyeti
ikinci yüzyıla götürebilecek miyiz, götüremeyecek miyiz? Bunun referandumu yapılacak, ona oy vereceğiz. Yani tam bağımsız, laik, akıl ve bilim olan, temelinde akıl ve bilim olan cumhuriyeti mi istiyoruz? Yoksa tarikatların, cemaatlerin oyun alanına gelen, akıl ve bilimin devre dışı bırakıldığı, tek adam yönetiminde bir devlet mi istiyoruz? Bunun tercihini yapacağız. Dolayısıyla böyle bir virajda bu ödüle layık görülmek beni son derece heyecanlandırıyor ve benim mücadele azmimi daha da artırıyor. Ve şunu da ifade edeyim, öyle müthiş bir virajdayız ki o virajda kurtarıcı düşünceyi temsil etmenin gururunu yaşadığımı da söyleyeyim bakın. Atatürkçü düşünce ölmüş bitmiş dünde kalmış bir düşünce değil ki. Atatürkçü düşünce bugün bu coğrafyadaki en aydınlıkçı düşüncedir. Bakın hangi siyasi görüşe mensup olursanız olun, siyasi partilerden hangisine oy verirseniz verin, solda olun, sağda olun, en solda olun, en sağda olun. Eğer Türkiye'nin gerçekten bağımsız, gerçekten özgür, gerçekten demokratik, gerçekten adaletin egemen olduğu, hukukun egemen olduğu, meclis üstünlüğünün olduğu bir ülke olarak varlığını devam ettirmesini istiyorsanız, Atatürkçü düşünceden ilham almak zorundasınız. Bu coğrafyada Atatürkçü düşünceden ilham almayan hiçbir anti-emperyalist hareket, hiçbir özgürlükçü hareket, hiçbir demokrasi mücadelesi, hiçbir sosyalist mücadele başarıya ulaşamayacaktır. Bu coğrafyadaki en gerçekçi ve başarıya ulaşmış, en gerçekçi ve başarıya ulaşmış fikir Atatürkçü düşüncedir. Temeli tam bağımsızlığa dayalı, temeli ulus egemenliğine dayalı, temeli meclis üstünlüğüne dayalı, temeli akıl ve bilime dayalı, temeli yurtta ve dünyada barış ülküsüne dayalı bir düşünce, bugünü değil yarını kurtaracak düşüncedir. Dolayısıyla bugün 2023 seçimlerine giderken Atatürk düşüncenin bu kurtarıcı, kurucu olmanın ötesinde kurtarıcı niteliğinin de altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. Bakın şunu da ifade edeyim. Türkiye'nin geleceğini kurmak isteyen, Türkiye'nin geleceğini, uygar geleceğini kurmak isteyen siyasi partiler, siyasi liderler, Atatürkçü düşünceyi yadsıyamazsınız. Atatürkçü düşünceden ilham almadan, Türk Bağımsızlık Savaşı'ndan ilham almadan, laikliği unutarak, laik cumhuriyeti göz ardı ederek Türkiye'yi çağdaş bir geleceğe taşıyamazsınız. Türkiye'yi tam bağımsız bir ülke olarak ikinci yüzyılda var edemezsiniz. Dolayısıyla Atatürk'ün bağımsızlık fikrinden, Atatürk'ün ulus egemenliği düşüncesinden, akıl ve bilim odaklı felsefesinden ilham almaya mecbursunuz. Başka bir kurtuluş reçetesi yoktur bu topraklarda. En gerçekçi, tekrar ediyorum, en gerçekçi kurtuluş reçetesi hala budur. Emperyalizm varsa bağımsızlık mücadelesine ihtiyaç var. Allah aşkına soruyorum, emperyalizm bitti mi, yok mu emperyalizm? Sömürü yıkıldı mı? Dünya mutlak barışa mı kavuştu? Ezilen uluslar yok mu? Hala emperyalizm sömürmeye devam ediyor. Emperyalizm varsa bağımsızlık mücadelesine ihtiyaç var. Bağımsızlık mücadelesi söz konusuysa Türk Bağımsızlık Savaşı'nın temel ilkeleri, Kuvayi Milliye düşüncesi, milletin bir araya gelmesi, ulus olarak o mücadeleye katılma, yan yana durabilme, bu değerlere ihtiyaç var. Yani Atatürk'e ihtiyaç var. Bakın, eğer saray saltanatı varsa, eğer meclis üstünlüğü ortadan kalkmışsa, eğer ulusun yeniden egemenliği kayıtsız şartsız eline alması gerekiyorsa, kime ihtiyaç var? Atatürk'e ihtiyaç var. Atatürkçü düşünceye ihtiyaç var. Yeniden egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyecek siyasilere ihtiyaç var. Üçüncüsü, eğer Türkiye tarikatların, cemaatlerin oyun alanına dönüşmüşse, laik eğitim yok edilmişse, laik hukuk yok edilmişse, kadın hakları her gün gasp ediliyorsa, kadın hayattan dışlanmaya çalışılıyorsa, kurtarıcı fikrinizin ne olması gerekir? Atatürkçü düşünce olması gerekir. Meclis üstünlüğü fikri, ulusal egemenlik düşüncesi, akıl ve bilim vurgusu, kadın hakları,
medeni hakları, siyasi hakları. E şimdi bütün bunlara ihtiyacımız var bugün. E o zaman Atatürkçü düşünceye her zamankinden daha çok muhtacız, ihtiyacımız var. O düşünceden ilham almak zorundayız. Dördüncüsü, eğer savaşlar devam ediyorsa, yurtta barış ve dünyada barışa ihtiyaç varsa, çıkış noktanız yine Atatürkçü düşünce olmak zorundadır. Ve eğer barışın sürekli olarak devam etmesini istiyorsak, az önce videoda gördük, Onur Bey çok güzel ifade etti. Cumhuriyetimiz 100 yıldır başka bir savaşa girmedi dedi. Yani İstiklal Harbi dışında bir savaşa girmedik, doğrudur. Lozan'dan itibaren, 24 Temmuz 1923'ten itibaren imzalanan Lozan Anlaşması'ndan bugüne bakın. 100 yıl dolmak üzere, 100 yıldır Türkiye bir barış adası. Etrafımızda kan akıyor. Balkanlarda, Orta Doğu'da, dünyanın başka yerlerinde kan akıyor. Ve parçalanan devletler var. Parçalanan uluslar var. Acı çeken milletler var. Hatta onlar bize sığınıyorlar. Türkiye her şeye rağmen hala barış adası. Bu düzeni kim kurdu? Bu düzeni kurmak için önce bir İstiklal Savaşı verdik. Sonra Lozan'ı imzaladık. Bu İstiklal Savaşı'nın ve Lozan'ın eseridir bu barış, bakın. Yani o bağımsızlık savaşını vermeseydik, o Lozan'ı imzalayamasaydık, 100 yıllık bir barış gerçekleşir miydi bu coğrafyada? Birbirimizi yerdik her şeyden önce. Birbirimize düşmüştük zaten. Bir iç savaş yaşandı İstiklal Harbi sırasında. Dolayısıyla bizi uluslaştıran, bizi yan yana getiren, bizi adeta et ve tırnak halinde birleştiren o İstiklal Savaşı'dır. O Lozan düzenidir. O barış iklimidir. Bütün bunları unutarak, adını anmayarak nasıl ikinci yüzyılı inşa edeceğiz biz? Nasıl inşa edeceğiz? Dolayısıyla Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla giderken Cumhuriyetimizin manivelası, kaldıracı hala Atatürkçü düşüncedir. Hala Atatürk'ün fikirleridir, eylemleridir. Oradan alınacak ilhamdır. Onun için Atatürkçü Düşünce Derneği'ne çok iş düşüyor. Hüsnü Başkan, ben takip ediyorum, siz de izliyorsunuz. Bütün ülkeyi, hatta yurt dışına kadar gidiyor, dolaşıyor. Bitmez tükenmez bir enerjiyle benim bu anlattığım şeyleri anlatıyor detaylı bir şekilde. Burada gördüğünüz bütün arkadaşlarımız bunu yapıyorlar. Ve burada göremediğiniz öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimiz, Atatürkçü, yurtsever, tam bağımsız Türkiye için, akıl bilim için mücadele eden öğretmenlerimiz var. Bilim insanlarımız var, aydınlarımız var. Her türlü tehdide, her türlü baskıya, her türlü yıldırma operasyonuna karşı dimdik ayakta duran. Ben bu ödülü, eğitim ve bilim alanında aldığım bu ödülü bütün o yurtsever öğretmenlerimiz adına, Atatürk'ün izinde fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren o öğretmenler ve o bilim insanlarının adına alıyorum. Onlara buradan saygılarımı ve sevgilerimi de sunuyorum. Son bir cümleyle bitireyim. Ya, umutsuzluk meselesi üzerinde birazcık durayım. Onunla bitireyim. Şimdi şöyle şeyler duyuyorum. Ya, bu seçimleri kaybedersek ülkeyi mi terk edelim? Ne yapalım? Nereye kaçalım diye plan yapanlar var. Bunların içinde bazıları diyor ki ben çok iyi Atatürkçüyüm. Hadi oradan diyorum ya. Hadi oradan. Seçim kaybedeceksin, ülkeyi terk edeceksin ha. Partin seçim kaybetti diye ülkeden kaçacaksın. Bu kadar kolay mıydı Atatürkçülük? Bu kadar kolay mıdır Kemalizm? Zordur kardeşim, zordur. Herkes bu coğrafyayı terk edebilir, herkes bu ülkeyi terk edebilir ama biz burada kalacağız, mücadele edeceğiz sonuna kadar. Sonuna kadar. Umudunu kaybetmeyenlerin ideolojisidir Kemalizm ya da Atatürkçülük. Umudunu asla kaybetmeyenlerin. Kime umudunu kaybetmeyenlerin? Bağımsız Türkiye'ye. Neye umudunu kaybetmeyenlerin? Türk milletine, Türk ulusuna umudunu kaybetmeyenlerin. Aklın ve bilimin gücüne inananların düşüncesidir, ortak fikridir. Atatürkçü düşünce, Atatürkçü fikir, Kemalist düşünce. Neye umudunu kaybetmeyenlerin ortak fikridir? Barışa umudunu kaybetmeyenlerin ortak fikridir. Dolayısıyla o kadar canlı bir düşünceyi savunuyoruz ki geleceğin, ülkeyi kurtaracak olan, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan fikrin savunucularıyız bizler. Herkes, tekrar ediyorum, bu ülkeyi terk etse de biz burada mücadele edeceğiz. Sonuna kadar bu milleti aydınlatmak için, yol göstermek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve şundan kimsenin de şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılında Atatürk'ün gösterdiği hedefe adım adım ulaşacaktır. Nedir o hedef? Muasır medeniyetler düzeyi.
Hatta o düzeyin üstü. İnanın bana, Türk genci Türkiye'yi oraya taşıyacak potansiyele sahiptir. Yeter ki biz millet olarak doğru yöneticileri seçelim, içimizden doğru isimleri çıkaralım, meclisi yeniden üstün kılalım. İnanın bana, Türkiye Cumhuriyeti 2. yüzyılında hakikaten Atatürk'ün ifade ettiği o seviyenin üstüne de çıkacaktır. Bu umudu hep koruyalım, bu umut için mücadele edelim. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.